bu iki günlük çalıştayın çalışmalarımızı motive edeceği, hızlandıracağı ve milletimize ihtiyaç, manevi danışmanlığa, manevi rehberliğe ihtiyacı olan kesimlere büyük katkı sağlayacağına olan inancımın gerçekten büyük olduğunu ifade etmek istiyorum. İnsanlık maneviyatı dışlayarak ve dini yok sayarak huzurlu bir hayata ve mutlu olma imkanına sahip olamamıştır. Bu tarihen tecrübeyle sabittir. Bu süreçte Batı düşünce tarihinde hakim olan ve tüm kutsalları bir hurafe kabul eden katı pozitivist anlayışın, insanı bir makine ile özdeş gören düşüncenin, insanlığı hüsrana götüren bir çıkmaz sokak olduğu kısa sürede anlaşılmıştır. Buna karşın İslam'da din, bilim, vahiy, akıl çatışması hiçbir zaman kabul görmemiş, tüm kainata Allah'ın ayetleri nazarıyla bakılmıştır. İnsanın maddi bir yönü olduğu gibi ondan daha güçlü ve etkili manevi bir yönü de vardır. Buna ister ruhi ister psikolojik diyelim. Elbette bu insanın maddi yönüne, bedenine karşı değil, onu bütünleyen, onunla iç içe olan, onun hayatına anlam katan, onu değerli kılan bir yöndür. İslam'da insanın duygu ve inanç merkezi olan kalp kavramı ile ifade edilen bu yön, tüm davranışlarımıza anlam katmaktadır. Hazreti Peygamber'in innemel amalu binniyat hadisi şerifi malumlarınız, ameller niyetlere göredir. Ve yine bir başka hadiste, bilin ki vücutta öyle bir et parçası vardır ki, o iyi olursa bütün vücut iyi olur, o bozulursa bütün vücut bozulur, yine hadisi şerifi. Gerçekten dikkate almamız gereken, manevi rehberlik noktasında özellikle dikkate almamız gereken önemli bir ilkeyi bizlere hatırlatıyor. Ele vahiyel kalbu diye de bunun kalp olduğunu Allah Resulü Efendimiz açıkça ifade ediyor. Yani ruh inanç merkezi, kalp sağlamsa, maneviyat güçlü ise yapılan işler anlam kazanacak, insana haz verecek ve sonuçları bakımından değerli olacaktır. Burada bir kusur varsa, yapılan iş ibadet de olsa, o ibadet Allah katında sorunlu hale geleceği gibi kalbi bir hastalık olarak ortaya çıkacak ve kişi huzursuz olacaktır. Yukarıda ifade ettiğim gibi insan gerçekten çok yönlü varlıktır. İnsanın maddi, biyolojik, sosyal ihtiyaçları olduğu gibi manevi ihtiyaçları da vardır. İnsanın manevi yönüne katkı yapacak ve bu konuda sorumluluk alacak kurumların başında da şüphesiz bizim kurumumuz, Diyanet İşleri Başkanlığı gelmektedir. Bu sebeple başkanlığımız, camilerimizi sadece ibadetlerin yapılıp insanların dağıldığı, Kur'an kurslarımızı ise sadece belirli süre ve sure ve dualar ile Kur'an'ın lafzının öğretildiği yerler olmaktan öte, sevgili Peygamberimizin Mescid-i Nebisi örnekliğinde olduğu gibi kadını ile erkeğiyle, küçüğü ile büyüğüyle herkesin rahatça gelebileceği, girebileceği birer ilim merkezi, bir suffe, bir mektep, bir huzur mekanları yapmak için çalışmaktayız Diyanet İşleri Başkanlığı olarak. Cami ve Kur'an kurslarımız müştemilatları ile şehirlerde ve köylerde farklı işlevleriyle adeta birer sosyal uyum ve rehabilitasyon merkezi olarak herkese kapısını açmaktadır. Bunun dışında son yıllarda toplumdan ve farklı kurumlardan gelen talepler doğrultusunda başkanlığımız manevi danışmanlık ve rehberlik alanında önemli çalışmalar yürütmektedir. Sırasıyla zikretmek gerekirse, ceza infaz kurumları, aile ve dini rehberlik bürolarımız var, sosyal hizmet kurumları, hastaneler, öğrenci yurtları gibi mekanlarda da manevi rehberlerimiz var. Engelli, bağımlı ve göçmenlere yönelik yapmış olduğumuz rehberlik hizmetleri,
her geçen gün nicelik ve nitelik olarak ivme kazanmaktadır. Bu alanlara dair sahada yürütülen çalışmalarımız, farklı ülke örnekleri ve akademik çalışmaların katkıları ile hem çeşitlenmekte hem de daha nitelikli hale gelmektedir. Aynı zamanda 633 sayılı teşkilat kanunumuzun bize yüklediği bir sorumluluk olan manevi danışmanlık, ülkemiz açısından yeni olmakla birlikte dünya için 100 yılı aşkın tecrübesi olan bir alandır bu alan. Söz konusu çalışmaların farklı disiplinlerin ve ilim dallarının katkısıyla daha da nitelikli hale geleceği aşikardır. Şüphesiz her hizmet alanında olduğu gibi, kanunun Diyanet İşleri Başkanlığımıza yüklediği bir görev olan manevi danışmanlık çalışmalarında da yetişmiş insan öncelikli gereklilikler arasında yer almaktadır. Halihazırda bizler bu alanlara dair yaptığımız hizmet içi kurslar ile personelimizi yetiştirmeye çalışıyoruz. Bu kapsamda özellikle başkanlığımız ve üniversiteler işbirliği ile yapılacak olan ve 2 gün sürecek olan bu çalıştayı gerçekten çok önemli bulduğumu tekraren ifade etmek istiyorum. İnşallah hayırlara vesile olur. Zira değişen hayat şartları, kentleşme, bireyselleşme, yalnız yaşayanların sayılarındaki ve yaşlı nüfustaki artış gibi faktörlerle söz konusu alanlardaki hizmet ihtiyacının önümüzdeki yıllarda daha da artacağı aşikardır. Lisans eğitimindeyken öğrencilerimizin manevi danışmanlık ve rehberliğe dair farkındalığını artırmaya, ilahiyat ve İslami ilimlerin yanı sıra ilgili diğer bölümlerle çift anadal ve yan anadal eğitimleri veya ilgili bölümlerde özel lisansüstü programları ile alana yönelik yetişmiş insan kaynağına ihtiyaç duyduğumuzu Diyanet İşleri Başkanlığı olarak ifade etmek istiyorum.